Herkese merhaba, İstanbul Hepimizin Girişimleri'nin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin Programı'na hoş geldiniz. Bugün daha çok moderatör olarak görmeye alışık olduğunuz Sibel Hanım, Sibel Biray, Bu sefer konuk koltuğunda. Kendisi şu anda Amerika'da ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Birleşmiş Milletler Gelecek Zirvesi sonrasında. Kendisi süreç boyunca oradaydı. Görüşlerini, gözlemlerini aktarmak üzere aramızda tekrar. Sibel Hanım hoş geldiniz. Programa hoş bulduk. Evet. E, nasıl konuk koltuğunda oturmak? <laughs> biraz daha heyecan vericiymiş. <laughs> Sibel Hanım, peki e, biz sizi hep yerel yönetimler alanındaki çalışmalarınızdan biliyoruz. Ama belki kendinizden biraz bahsetmek istersiniz. Bu Eko IQ dergisinde yerel yönetimler editörlüğü yaptığınızı biliyoruz. Bu program daha canlanmadan kendinizi biraz aktarmak ister misiniz bize? Ya aslında ben... E Makine mühendisiyim, otomotivde çalışıyordum. Fakat 25 yıl olmuş. Şimdi geriye dönüp baktığımda 25 yıldır ben e, sürdürülebilir kalkınma konusu üzerine çalışıyorum. E, hatta 2005'te e, Türkiye'ye döndüm ve e, embarkı e, kurdum Türkiye'de. Bugünlerde artık WRI Ross Programı olarak geçiyor. Yani 25 senedir e, bu konularla ilgileniyorum. Bu arada iklim krizi de tabii işin içinde. Evet. Öyle. Ee, heyecanla sizin zirvedeki gözlemlerinizi dinlemek üzere dinlemeye sabırsızlanıyorum. Ee, şimdi 20-23 Eylül tarihlerinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun hemen öncesinde gelecek zirvesi düzenlendi. Oradan aldığım notlar, yani kendi açıklamaları aldım. Şöyle tanımlıyorlar: Daha iyi bir bugünü nasıl sağlayacağımız ve geleceği nasıl koruyacağımız konusunda yeni bir fikir birliği oluşturmak için toplanıyor. Bunu biraz açar mısınız? Yani bu zirve, gelecek zirvesinin amacı neydi? Birleşmiş Milletler niye böyle bir çalışma içerisine girdi? Hı hı. Aslında iki büyük sorun vardı Birleşmiş Milletler'in karşısında. Bu birincisi sürdürülebilir kalkınma gündemi beklenen hıza ulaşamadı. Bunu Temmuz'da işte e, siyasi e, yüksek siyasi toplantı yapıldı ve orada bir e, sürdürülebilir kalkınma amaçları detaylı olarak incelendi ve şunu gördük, e, amaçların sadece yüzde on beşi beklenen düzeyde, e, diğerleri ya geriden e, geliyor, hatta e, özellikle bu sene elde alınan yoksulluk ve açlık. Geri, geriye gidiş var bu ilk, e, bazı amaçlarda e, Dolayısıyla bu gelecek paktıyla e, sürdürülebilir kalkınma amaçları nasıl hızlandırabiliriz e, konusu e, diğeri iklim krizi e, işte 2015 Paris anlaşmasında amaç e, ısınmayı bir buçuk derecenin altında tutma Konuşuluyordu. Bugünlerde artık bir buçuk derecenin altında tutmak çok konuşulmuyor açıkçası. Hani iki derecenin altında tutma, yani bu konuda da beklenen başarı elde edilmedi. Yani sürdürülebilir kalkınmanın beklenen düzeye gelmemesi, bunun ilk nedeniydi. İkincisi de. Birleşmiş Milletler 1945'te kuruldu ve bu 79. hatta önümüzdeki hafta yanılmıyorsam 79. kuruluşun yıl dönümü kutlanacak. Fakat Birleşmiş Milletler yorgun gözüküyor. Onun için ciddi bir reforma gerek var. Bu da ikinci nedeniydi. Bu pakta bu nedenle ihtiyaç duyuldu. Hı hı. Peki zirvenin akışından bahseder misiniz? Nasıl bir yapısı vardı zirvenin? Şimdi zirve aslında toplam dört gündü. Fakat ilk iki günü eylem günleri diye belirtilmişti. Burada ilk gündü ayın 20'si o tamamıyla gençliğe ayrılmıştı. Onun da nedeni şu... Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres gerçekten gençlerin hem Birleşmiş Milletler süreçlerinde hem Birleşmiş Milletler'in kendi yapısı içinde gençlerin çok daha etkin bir katılım göstermelerini istiyor. Hatta bunun için ilk kez Birleşmiş Milletler yapısı içinde bir gençlik ofisi kuruldu ve yine ilk kez gençlik işlerinden sorumlu bir genel sekreter yardımcısı atandı ve o ilk günün programı tamamıyla gençlerle birlikte düzenlendi ve bu yeni pozisyona atanan Doktor Felip Polye'de o günün açılış konuşmasını yaptı. Orada... Guterres'te toplantı yapıldı, gençlerle e, toplantıya oturdu ve orada çok çarpıcı bir e, söz söyledi Guterres. Hatta yani o <laughs> konuştuğunda herkesin böyle nefesi kesildi diyebilirim. Dedi ki dünyayı bizim neslimiz berbat etti dedi ve gücü artık sizin ele almanız gerekiyor diye gençlere e, e, gençlerle konuştu, onlara yönelik konuşma yaptı. Şöyle diyelim yani Birleşmiş Milletler'de bugün çalışanların yaş ortalaması 45 fakat dünya nüfusunun %50'sinden fazlasının da 30 yaş altı olduğunu biliyoruz. Onun için geleceği de düşünürsek yani bizim için gelecek aslında gençlerin gerçeği bu nedenle şey... Bu gençleşme Birleşmiş Milletler Reformu açısından çok çok önemli. Ee, i̇kinci gün e, genel paydaşlara yönelikti ve bütün e, gün boyu toplantılar yapıldı. Hatta e, bu antlaşmanın içeriğine odaklı toplantılar yapıldı. İşte daha sürdürülebilir bir gelecek, dijital gelecek. Gelecek. dijital e, gelecek üzerinde çok duruldu. E, hatta şeyde bine, e, bu e, gelecek zirvesinden sonraki genel e, kurul toplantısında da dijitalleşme çok önemli bir konu olarak ele alınmıştı. Esas e, Pakt'ın 3. E, ve dördüncü günü Birleşmiş Milletlere üye devletler e, yer aldı. Zaten 22 Eylül sabahı pakt antlaşma oylamaya açıldı ve 143'e 7 oyla kabul edildi ondan sonraki zaten bir buçuk gün boyu yine bu paktın içeriğiyle ilgili toplantılar ve özellikle dört konu üzerinde duruldu. Birincisi tabii sürdürülebilir pardon sürdürülebilir kalkınma gündemini hızlandırmak. İkincisi uluslararası barış ve güvenlik konusuydu. Dijital gelecek üçüncü konu ve dördüncü konu da şeydi küresel yönetişimi dönüştürmek burada tabii Birleşmiş Milletler ağırlıklıydı ama biraz daha böyle genel bir bakış açısı vardı öyle yani o akış bu dört gün boyunca böyle geçti. Peki bu e, imzalanan gelecek paktının e, kendileri şöyle küresel dijital sözleşme ve gelecek nesiller deklarasyonu olarak ifade ediyorlar. E, burada öne çıkan yanlarını ama bir de paktın sizce geride kalan eksik yönlerini ifade edebilir misiniz? Hı hı. E, bir kere e, izin verirsem bir şeye bakacağım şurada. Tabii ki. Şimdi e, aslında biz bu... Pakt'tan bahsediyoruz. Bir paktın kendisi var. Bir de paktın iki ayrı eki var. Onu da vurgulamak istiyorum. Birincisi e, küresel dijital ilkeler sözleşmesi diye geçiyor. E, i̇kincisi de gelecek nesillere ilişkin bildirge. Yani burada e, gençliğin tekrar e, vurgulanıyor olması da çok çok önemli. Dediğim gibi dijitalleşme bu gençleşme. E, Genel kurulda da özellikle ele alındı. Onun için onu vurgulamak istedim. Antlaşmanın kendisine gelince aslında beş bölümden oluşuyor. Bu ilk bölüm sürdürülebilir kalkınma ve buna tabii iklim krizini de dahil etmek lazım ve bunun finansmanı. İkincisi uluslararası barış ve güvenlik. Ki barış ve güvenlik konusu hem bu zirvede ama şeyde genel kurulda zaten bir hafta boyunca o konuşuldu diyebilirim tabii burada anlaşılır Sudan olsun Ukrayna olsun şimdi Orta Doğu'daki durumdan dolayı üçüncü bölüm bilim teknoloji ve inovasyon pardon bilim teknoloji İnovasyon ile dijital işbirliği diye geçiyor. Dördüncüsü yine gençlik ve gelecek nesiller ve beşincisi de küresel yönetişimi dönüştürmek. Yani anlaşma bu beş bölümden artı bahsettiğim iki ekten oluşuyor. Peki eksik yanlarını vurgulamak ister misiniz? Sizce ne geride kaldı? Aslında geride kalanları ele almak almadan önce şey içerikle ilgili vurgulamak istediğim birkaç şey var. Bir kere bu sürdürülebilir kalkınma amaçları ve iklim kriziyle mücadele bölümü o ilk bölümü dediğim gibi bu hani e, bu konudaki çalışmaları nasıl hızlandırabilirize yönelik bu konuda e, Temmuz'daki toplantıda da bu vurgulandı. Önümüzde çıkan en büyük engel finansman. Bu e, bu sene mesela sürdürülebilir kalkınma amaçlarını gerçekleştirmek için e, 4 trilyon dolarlık bir e, fon açığı var. Şimdi 4 trilyon dolar deyince yani insanın nefes kesiliyor. Yani çok çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Fakat e, Temmuz'daki toplantıda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının yöneticisi Ahim Steiner çok çarpıcı bir konuşma yapmıştı. Ve orada şunu vurguladı. Dedi ki: "Dünyaya baktığımızda 450 trilyon dolarlık bir yatırım havuzu var. Ve bu 450 trilyon dolarlık yatırım havuzundan biz insanlığın geleceği için 4 trilyon doları ayıramıyoruz." dedi. Ve bunu kendi deyimiyle çok acı verici bulduğunu söyledi. Ben biraz daha ileri gidip bunun artık acı verici falan değil, utanç verici olduğunu düşünüyorum. Yani bir taraftan siz 450 trilyon dolarlık bir havuzdan bahsediyoruz. Yani onda biri bile değil. Ve nelerden bahsediyoruz biz? İklim krizinden bahsediyoruz. Biyoçeşitlilik her gün yok olan nesillerden konuşuyoruz. Ee, daha yeni Florida'da üst üste iki hafta içinde üst üste iki tane böyle 100 yılın fırtınası denen fırtınalar yaşandı. Bu arada e, küresel güneyde e, sellerde ölenler insanların çektiği acılar falan bütün bunları hani insan e, düşündükçe e, yani bu bu paranın sağlanamıyor olmasını e, bilmiyorum akıl erdiremiyorum diyeceğim ama e, yani insan ne diyeceğini bilemiyor yani böyle bir şeyin karşısında bu arada e, finansman konusu önümüzdeki Temmuz ayında İspanya'da Ayrı bir e, konferansta ele alınacak. E, biraz önce eksiklikleri sordum. Beni düşündüren, üzen veya eksik olarak gördüğüm şu var. Yani Temmuz'daki toplantıda da fon açığı çok ciddi bir konu olarak ele alındı. Burada da en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor. Ama hani biz bugün bu konuda ne yapabiliriz konuşmuyoruz. Ne yapıyoruz? Önümüzdeki Temmuz ayındaki toplantıda konuşulacak bu. Hı -hı. Yani 2015'ten 2024'e kadar gelmişiz bu soruyla yüz yüzeyiz fakat bugün değil. Onu da yine seneye attık. Bakalım seneye ne olacak? Hı -hı. Bir buçuk dereceden bahsettim biraz önce. Dediğim gibi yani artık bir buçuk dereceden çok fazla kimse bahsetmiyor. Bu artık iki derecenin altında tutar mıyız? Who knows? Yani bu, bu sorular ee, yine Paktın içeriğine dönersek dediğim gibi Birleşmiş Milletler artık e, iklim krizi olsun derinleşen bu yoksulluk ve e, eşitsizlik karşısında gerçekten yorgun görünüyor ve e, açıkçası Birleşmiş Milletlere cid, karşı ciddi bir güven kaybı da var ve Guterres bunun çok yani farkında. Bu reformu tetikleyen konular bunlar. Hani ne yapabiliriz? Aslında bir sürü konu ele alınıyor pakta ama burada ben iki konuyu üzerinde durmak istiyorum. Dediğim gibi bir kere birleşmiş milletlerin gençleşmesi konusunda Guterres çok duyarlı. Onun yanı sıra ki bu konu yine genel kurulda da sürekli ele alındı. E, bu barış ve güvenlik konusu. Biraz önce bahsettim işte Ukrayna var, Sudan var, Orta Doğu gitgide e, büyüyen bir sorun. E, bu sorunlar karşısında e, şöyle e, güvenlik konseyinin hem yapısı, hem veto hakkı çok ciddi sorun olarak belirtiliyor. Yani ülkelerin belki yüzde doksanı bundan bahsettiler. Özellikle güvenlik konseyinin üye sayısı ve üyeler nerelerden alınıyor? Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi hani dünya beşten büyüktür bir kere Afrika ülke Afrika kıtası diyor ki yani bizden katılım eksik hmm. ee, Güney Küre Güney Yarım Küre işte bu Latin Amerika olsun Karip Adaları Pasifik Adaları olsun diyorlar ki yani biz de varız artık bu dünya gerçeğinde Tabii sorunun temelinde şey yatıyor 1945'e göre Evet. tasarlanmış bir güvenlik konseyi 2024'te artık dünyanın sorunlarını karşılamada çok yetersiz kalıyor bir de yani şu gerçek var Ukrayna savaşını başlatan Rusya Hı, hı. Güvenlik konseyi içinde veto hakkını kullanarak Birleşmiş Milletler'in elini bağlıyor. Yani evet. e, bu çok anlamsız. Dolayısıyla e, bu konuda çok sık olarak e, gündeme geldi. Dediğim gibi hem Pakt'ın e, Birleşmiş Milletler reformu e, konusu ele alınırken hem de genel kurulda. Peki genel kurulda bu e, Pakt'ın... E, ...tartışmalara katkı sunduğunu söyleyebilir misiniz? Yoksa genel kurul zaten şu andaki e, küresel çatışmalardan dolayı kendi ajandası oldukça yoğun muydu? Kendi ajandası zaten yoğundu ama paktın e, önemli bir kısmı da e, barış ve güvenliğe yönelikti. Bir de... Hı hı. E, Küresel yönetişim konusu da yine paktın içinde ve bu küresel yönetişim de yine e, Güvenlik Konseyi'nin yapısıyla ilgili olarak e, sonra e, ülkeler, Birleşmiş Milletler'in bu çatışmalar, bir kere çatışmalar gerçekten e, bir numaralı gündemdi. Onu söyleyebilirim yani şeyde genel e, kurul toplantılarında e, Birleşmiş Milletler'in bu çatışmalar karşısındaki yetersizliği yine pactta e, konu olan küresel yönetişim konusu da beraberinde getiriyor. Yani biz evet. nasıl yönlendireceğiz bu evet. gelişmeleri? Bu arada üzerinde durulması gereken tabii dijitalleşme, dünyadaki dijitalleşme konusu özellikle yapay zeka gerçekten insanları çok tedirgin ediyor açıkçası. Hani bu teknoloji yürüyor ama hani biz bunu ne derece kontrol edebiliyoruz? Bu da çok hem pakt açısından gündemdeydi hem de şey genel kurul açısından. E, şunu vurgulamak istiyorum. Şimdi dünyadaki gerçekten e, çok büyük bir sorun bu eşitsizlik. Burada hem e, ekonomik eşitsizlikten bahsediyoruz. Yani korkunç bir uçurum var. E, dijitalleşmenin de ee, yeni bir eşitsizlik yaratıcı e, kuşkusu mu diyeyim, e, sorunu çok düşündürüyor çünkü bir taraftan bakıyorsunuz yine e, e, kuzey ülkelerde bu dijitalleşmede çok ciddi bir ilerleme var ama güney yarım küreye baktığında yine bir e, geri kalma konusu geri kalma söz konusu. Bunun için acaba bu inovasyon, bu dijitalleşme yepyeni bir eşitsizliğe neden olacak mı ve bunu nasıl engelleyebiliriz konusu da yine gündemdeydi. Çok iyi anladım. Evet, çok teşekkürler. Çok güzel bir şekilde aktardınız. Peki şey söylediğiniz Temmuz ayına işte virgül atıldı ve orada konuşmalar devam edecek. Yakın zamanda Birleşmiş Milletler'in bu pakt sonunda somut adımlarını görebilecek miyiz? Ne düşünürsünüz? Yakın dönemde bir şey değiştirecek mi bu? Evet. Somut adımlar... Bir kere e, gençlerin e, Birleşmiş Milletler yapısına katılımı, o somut adımlar orada atılıyor. O kesin. Sürtülebilir kalkınma amaçlarına gelince... Bekleyin, gör <laughs> 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 diyeceğim. O konuda bir şey diyemeyeceğim şu anda. Yani e, beni çok heyecanlandıran e, şu var. E, şimdi... Aslında bu hedefler e, biraz tepeden inme bir süreç oldu. Yani Birleşmiş Milletler yapısı altında amaçlar geliştirildi. E, amaçlara ülkeler imza attı ve sorumluluk ülkelerde. Fakat nüfus dağılımına baktığımızda nüfusun yüzde %50'sinden fazlası ve bu dünya bütün dünya içimi gerçek %50'sinden fazlası şehirlerde yaşıyor. Hmm. Ve şehirler iklim toplantıları olsun, sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla ilgili toplantılarda olsun, şehirler hep orada, biz de varız, biz de varız. Bize çok önemli görevler düşüyor, bizi de tanıyın diye yıllardır e, bu konunun üzerinde duruyorlar ve gerçekten şeyi görüyoruz, bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerelleş görüyoruz. Örneğin bir İstanbul, bir İzmir, Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma amaçlarını aldılar e, ve onları yerelleştirdiler. Yani bu İstanbul için ne demektir? Biz İzmir'i nasıl etkiliyor ve bu konuda çalışmalar yapıyorlar. Dolayısıyla somut adım dediğimiz zaman ben ulusal değil de yerel yönetimlere bakıyorum. Onlar bu konuda gerçekten bir şeyler yapıyorlar ve e, Onların önündeki de en büyük sıkıntı yine, hani onlara fon nasıl? Çünkü fon sağlandığında bile e, merkezi devlet, ya, şey hükümete gidiyor. E, hmm. Yerel yönetimlere indirgenmesi lazım o fonların. Bu önümüzde, emin önümüzdeki Temmuz'da bu çok konuşulacak ama bundan önce mesela önümüzdeki, önümüzdeki ay Kasım'da World Urban Forum yapılacak. Orada işte ne dünya kentsel forumu yapılacak şeyde Kahire'de orada bu konu çok konuşulacak onu biliyorum. Dolayısıyla beni hani sürdürülebilir kalkınma amaçları konusunda hatta ve hatta iklim konusunda beni heyecanlandıran yerel yönetimlerin bu konuda yaptıkları. Çok iyi anlıyorum. Zaten 2015 sonrasında bu sürdürülebilir kalkınma amaçları açıklandığı zaman sivil aktörlerde bir heyecan görebiliyorduk. Gündemimize de çok fazla girmişti. Burada İstanbul de defalarca dile getirmiştik şehir hepimizin programlarında da. Peki zirve sonrasında aynı şey, aynı heyecanı görebildin? Yani en azından vatandaş ya da sivil aktörler bu konuşmalardan sonra bir e, sahiplenici oldular mı sizce? Ne düşünürsünüz? Şöyle orada gördüklerimiz evet e, yani katılanlarda bir heyecan oluyor. E, tabii o heyecanın e, ülkelerine döndüklerinde onu devam etmesi söz konusu. Heyecan deyince şey aklıma geldi 2015'te bu sürdürülebilir kalkınma amaçları ilk kabul edildiğinde ben şeydeydim, New York'taydım. Ve o kabul edildiği günün gecesi Birleşmiş Milletler'in karşısında bir park var. Doug Hammersholt Park diye. Sivil toplum orada toplandı. Hatta dünyanın dört bir köşesinden canlı yayınlar yapıldı. İşte amaçlar kabul edildi. Ee, i̇şte geleceğimiz için çok güzel bir başlangıç falan diye inanılmaz bir heyecan vardı. Ee, bugünlerde artık o heyecanı pek <laughs> görmek mümkün değil. Ama e, dediğim gibi ben e, yine ulusaldan ziyade yine yerel yönetimlerden ve ee, aslında sivil toplum karşısındaki belki en büyük challenge e, şu anda halkı bu konuda nasıl heyecanlandırabiliriz ki burada ben bu sürdürülebilir kalkınma gündemindeki en büyük eksikliği şurada görüyorum. Evet, tepeden inme değişim başlatılıyor ama aynı zamanda aşağıdan yukarı doğru da bir değişim olması gerekiyordu. Halk bu konuda çok bilinçsiz ve bunu sadece Türkiye olarak demiyorum, yani dünya olarak şöyle bir 10 kişiyi durdursam belki bir kişi sürdürülebilir kalkınma amaçları ile ilgili en ufak bir bilgisi vardır. Halbuki bu bizim günlük yaşantımız demek. Yani bu sürdürülebilir kalkama amaçları hani hı hı. E, uluslararası böyle çok kavramlar falan değil yani günlük yaşan enerji kullanımımız, eğitim, işte insan e, kadın hakları, e, enerji kullanımı falan. Yani bunlar bizim günlük yaşantımızdan kaynaklanıyor. Dolayısıyla buradaki en büyük eksiklik bizim aşağıdan yukarıda bir e, ciddi bir girişim olması gerekiyordu. E, bugün en büyük eksiklik ne dersen orada derim ve sivil toplumun yapabileceği en önemli çalışmada halkın farkındalığını arttırarak hani, bu konuda ilerlemeyi sağlamak. Çünkü sonunda sürdürülebilir kalkınma demek bizim bugünkü yaşam tarzımızı daha sürdürülebilir bir hale getirmemizi gerektiriyor. Ama bu konuda çok fazla bir veya çok fazla değil mi? Yeteri kadar şey yok. E, odaklanmış değiliz oraya. Çok iyi yani, anlıyorum. Çok güzel. Ben de sivil aktörlere düşen görevi soracaktım ama çok güzel ifade ettiniz. Peki vatandaş olarak bana, bireylere düşen sizce bir görev var mı? Bu e, zirveyi e, haberlerde geride kalan bir şey olarak mı düşünmeliyim? No. E, hatta vatandaştan önce ben e, biz e, Kendimi de artık basından sayıyorum. E, basına çok ciddi görevler düşüyor. Şöyle bir kere e, basın olarak biz bu konuları artık her gün işliyor olmalıyız. Ama işte Birleşmiş Milletler'de toplantı yapıldı. Yok pakt imzalar. Hayır bu değil. E, böyle hikayelerle bunu anlatmamız gerekiyor atıyorum bir e, iklim krizi işte bir buçuk derece iki derece belki insanlara bir şey ifade etmiyor ama kardeşim görüyorsun işte kuraklık çek bir taraftan kuraklık çekiyoruz bir taraftan seller e, götürüyor evet. e, dolayısıyla hani bizim yaşantımıza yansıtılması lazım bunların ki insanlar <laughs> vatandaş olarak bunu anlamamız lazım yani içselleştirmemiz lazım sürdürülebilir kalkınma ne demek ya ben çocuklarıma nasıl bir dünya bırakıyorum ee, aslında özü o çocuklarıma torunlarıma ben nasıl bir dünya bırakıyorum bunu konuşuyor olmalıyız çok ama biz hala maalesef çok böyle Dediğim gibi yok park, yok toplantı, yok fon, bilmem ne. Yani insanların içselleştirebileceği bir şekilde bu konuları ele almıyoruz. Evet, ama bir yandan da sizdeki bu enerjiyi görmek bana umut veriyor açıkçası ve en azından zirveden aktardıklarınızla bizlere düşen görevin de altını çizmeniz bana iyi hissettirdi e, atladım ve sizin burada aktarmak istediğiniz bir şey var mı acaba Sibel Hanım? Ne o no, sadece şunu söyleyeyim, yani hep e, kendime benim çocuğum da yok torunum da olmayacak yani hep e, şeyi düşünüyorum yani etrafımdaki e, arkadaşlara bakıyorum gençlere bakıyorum aslında şu şunu söyleyeyim ben bu ilk e, Zirvenin ilk günü demiştim ya hani gençler e, konuştu diye tam tam sözleriyle olmayacak ama genç bir kadın şunu söyledi. Ya dedi ben artık yorgunum. Yani e, bir taraftan işte hayvan türleri yok oluyor. Onlarla uğraşıyorum. Bir taraftan iklim kriziyle uğraşıyorum. Bir taraftan savaşlar, çatışmalar onları durdurmak için. Ya dedi ben 26 yaşındayım. Ben bu yaşımda bazen şöyle bir koltuğuma uzanıp bir Netflix seyretmek istiyorum. Kurabiye yiyip köpeğimi sevmek istiyorum. Ama benim bugün gerçeğim bu değil dedi. Ya bu yani bir çocuklar gençliklerini yaşayamıyorlar çocuklarını yaşayamıyorlar yani böyle bir dünyadayız dolayısıyla e, gerçekten artık e, bu konuları dediğim gibi içselleştirmemiz lazım biz nasıl bir dünya istiyoruz nasıl bir dünyaya doğru gidiyoruz buna hepimizin bir sorgulaması lazım ve hepimizin de hani ben bu konuda ne yapabilirim senin de sorduğun soru ben bu konuda ne yapabilirim eee söyleyebileceğim aslında çok şey var da neyse <laughs> <laughs> burada kek. ağzınıza sağlık. Bütün görüşlerinizi bizimle paylaşmanız çok değerliydi. sizle zaten farklı şekillerde bir araya gelmeye şanslıyız ki şerefimizin izleyicileri devam edecekler. çok teşekkürler. artık yeni programlarınızı heyecanla bekliyoruz. Canım sağ ol. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla yine karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler.